ilk olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyelerinin bir tanesinin içerisindeyiz. Şu anda burada Ay Krateri şeklinde hazırladığımız bir konseptin içerisindeyiz. Bu okul savunma sanayinde özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında son yıllarda yapılan projelere nitelikli eleman yetiştirmek adına Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in talimatı üzerine kurmuş olduğumuz bir okul oldu. Okulumuz havacılık, hava taşıtları ve uzay teknolojileri alanında eğitim verecek. Bizim aslında mesleki teknik eğitimde uçak bakım ve yapım, uçak bakım ve onarım üzerine okullarımız vardı. Biz ilk defa yapım ve tasarım üzerine bir eğitim vereceğiz. Müfredatımızı yeni hazırladık. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan, TUSAŞ, TAİ, TEİ ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinden oluşan akademisyenlerden oluşan bir komisyonla müfredatımızı hazırladık ve Talim Terbiye Kurulu'nda kabul edildi müfredatımız. Bu müfredata göre biz bir yıl hazırlık eğitimi vereceğiz burada. Bu hazırlık eğitimi İngilizce eğitim olacak. Ancak eğitimin tamamı burada değil, savunma sanayi sektörlerinin içerisinde de bu eğitimi sürdüreceğiz. Çünkü çocukların mesleki İngilizcelerinin de o sektörlerde gelişeceğine inanıyoruz. Bunun üzerine de 4 yıl mesleki ve teknik eğitim vereceğiz. Yani toplam 5 yıllık bir okul olacak burası. Okulda 3 bölüm açtık. Bunlardan ilki tasarım ve imalat, ikincisi ıtki sistemleri, üçüncüsü ise elektronik sistemler dalı olacak. Her bir alana 20 öğrenci alacağız. Yani toplam 60 tane şanslı öğrencimiz bu okula gelecek. Bu çocukları da LGS kapsamındaki merkezi sınavla alacağız. Yaklaşık 3-4 gün önce basında bu okulumuz çıkmaya başladıktan sonra öğrencilerimiz okulu gezmeye başladılar. Dolaşıyorlar şu anda, tanımaya çalışıyorlar. Buradaki çocuklarımız okurken stajlarını savunma sanayi sektörünün çok önemli önde gelen kuruluşlarında yapacaklar. Ve buradaki öğretmenlerimiz de sık sık bu sektörlere gönderip işbaşı eğitimleri yaptırıp akademik anlamda, mesleki anlamda kendilerini güncellemelerini isteyeceğiz. Çocuklar bu okulda teknolojinin ve akademik anlamda en üst düzeyde bilgiyle donatılacak. Mezun olduklarında herhangi bir şekilde bir istihdam sorunu yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Biz bu çocuklar devam etmek isterlerse eğer yüksek öğretime, üniversitelere onlara da ayrıca destek programları hazırlayacağız. Burada çok konforlu bir ortamda kalacaklar. Biz sadece Ankara içerisinden değil, 81 vilayetten de öğrencilerin gelmesini düşünerek 200 kişilik bir pansiyon binası yaptık. Pansiyon binasında odalar tek kişilik. Her bir odada bilgisayar, televizyonu ve internet ortamı var. Banyosu, lavabosu içeride, kütüphaneleri içeride. Çocukları sosyal anlamda da desteklemek anlamında, sportif anlamda desteklemek adına bir kapalı spor salonu yaptık. Dışarıda da 3 tane açık basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortumuz var. Yine okulumuzun bünyesinde bir fitness salonumuz var. Yaklaşık 250 kişilik bir konferans salonumuz var ve bu konferanslara hemen hemen her hafta sektörün yöneticilerini ve önde gelen bilim adamlarını çağıracağız. Çocuklarla bir arada olacaklar. En azından çocukların sorularına cevap verecekler. Biz şuna inanıyoruz. Çocuklar buraya geldiklerinde umduklarından çok daha fazlasını bulacaklar. O yüzden bu sene LGS sınavına girecek olan öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmesini istiyoruz. 2023-2024 yılında ilk öğrencilerimizi buraya alacağız. Biz savunma sanayindeki gelişmelere paralel olarak Milletin Bakanlığı olarak da o sektöre, o projelere destek vermek adına Sayın Bakanımız 1,5 yıl önce bize bu talimatı verdi. Ve biz 1,5 yıldır hakikaten çok hızlı bir çalışmayla bu okulu Türkiye'nin en modern, teknolojik açısından en kapsamlı ve mekan açısından da en büyük okulu haline getirdik. 25 bin metrekarelik bir ve bu donanımda da bu kadar geniş atölyesi olan, bu kadar geniş spor tesisleri olan ve bu kadar kapsamlı ve konforlu yurdu olan da başka okulumuz yok. Uzay teknolojileri alanında büyük gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere deki nitelikte eleman ihtiyacını karşılamak için Sayın Bakanımız bu okulumuzu havacılık ve uzay teknolojisi alanında açılması talimatını verdi ve biz son 1,5 yıldır bu okulu bu konsepte inşa etmeye çalışıyoruz.
Bu okulumuz alan olarak, kampüs olarak 25 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş. Türkiye'nin en büyük lisesi diyebiliriz. Ve aynı zamanda da atölyeleri ve laboratuvarlar açısından, donanım açısından en donanımlı okulu diyebiliriz. Bu okulumuz savunma sanayindeki geliştirilen projelere nitelikli eleman yetiştirecektir. Yani yola çıkış nedenimiz buydu. Ve biz inanıyoruz ki bu sektörde çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Çocuklar hem akademik anlamda hem teknolojik anlamda çok yüksek bir donanıma sahip olarak buradan mezun olacaklar. 12 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Elmadağ Atatürk Ortaokulu'ndan geliyorum. Bu okul bence çok güzel bir okul yani. Mesela ben hayatımda gördüğüm en büyük okul şu anlık gezdiğim. Yani tahmin edemeyeceğim ve bilmediğim çok şey vardı. Bence gayet de güzel bir okul. Ben zaten büyüyünce uzayla ilgili çalışmalar yapmak isteyen, yani uzaya çok bağımlı biriyim. Videoları falan izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bu okula gelmek isterim. Ceren. Hangi okuldan geliyorsun? Elmadağ Atatürk Ortaokulu, 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Çok güzel bir okul. Yabancı dil öğretilmesi falan da güzel. Okulu gezdik, ya beğendik, güzel. Koyuyoruz. Bu şekilde çevirmeye başladığımız zaman da arkadaşlar bunun dengesini ölçüyoruz.